Evet efendim, Doktor Feyman Ünver, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Senelerce beklenen bir dertti saç kaybı. Ancak çareler bulunmaya başladı. Hatta bunun turizmi başladı. İstanbul'da inanılmaz sahnelerle karşılaştık sokakta yürürken. Böyle gruplar halinde yurt dışından beyler geliyorlar ve hepsinin kafasında bantlar. Evet. Öyle değil mi? Tedavi görmüşler. Sonra da sanıyorum gidecekler grup topluca. Halinde grup halinde terk ediyorlar. Saç ekimi ve medikal üzerine çalıştığınızı da bu şekilde duyurmuş olduk. Evet. Evet, saç ekiminin Türkiye'deki gelişimini şöyle bir anlatın. Ne zaman başladık, nasıl başladık, her şey yolunda mı, sağlam oturdu mu bu teknikler? Buyurun efendim. Evet. Biraz önce değindiğiniz konu gerçekten sevindirici. Türkiye çok tercih ediliyor saç ekimi konusunda. Hem çok güzel saç ekimi yapan ekipler var, hem de yurt dışından daha ekonomik bulunduğu için. Bu tarz, bir de ülkemiz güzel tabii. Hem tam gezmek ve hem de tabii saç ektirmek için geliyorlar hastalar. Şöyle anlatabiliriz. 90'lı yıllarda ilk gelişmeye başlamış saç ekimi fikri doğmuş. Japonya'da bir dermatolog bunu araştırıp buluyor. Erkek saçı incelenmiş ve arka ense bölgesi ve iki kulağın arasındaki bölgedeki saçların şu bölge ne olursa yani, olsun şöyle evet, bir görüntü olarak şurası elimizi koyduğumuzda ensenin üstü gibi oluyor. İki kulağımızın arasından şöyle olduğu gibi. Evet. Bir hat çekersek arkada kalan parça. Neden orası? Neden orası dökülmeye dirençli. Dökülme, vücutta işleyen dökülme nedenlerine karşı bir direnci var oranın. Yani hassas değil. Doğru, siz söyleyince kadar yaşlanırsak yaşlanalım, erkeklerde o bölgede saç kalıyor. Aha, değil evet mi? Doğru. Bunu düşünerek orası inceleniyor tabii. Neden dökülmemiş? O yapının, oradaki yapının genetik olarak ve yapısal olarak dökülmeye neden olan faktörlerden etkilenmediği. Neden acaba? Enteresan. Orada işte androgenetik dökülmelerde erkeklik hormonunun daha duyarlı olan ve duyarsız olan bölgeler var saçta. Onun o bölgenin duyarlı olmadığı ve bu nedenle de saçın dökülmediği tespit ediliyor. Ve tabii böyle aslanım diye seversek öyle olur. Bu aslında büyük bir avantaj tabii evet, insanlar evet için. O bölgedeki saçları alalım madem öyle, bu bir doku nakli olsun ve olmayan bir yere deneyelim, aktaralım, bakalım nasıl olacak şeklinde bir fikirle doğmuş. Oradan öyle teker teker mu toplanıyor? İlk başta nedir teker teker İlk değil. Başta öyle. Oradan bir parça kesiliyor. İşte 1 x 15 santim veya 2 x 15 santim gibi boyutlarında böyle ince uzun bir şerit oradan alınıp dışarıda küçük küçük onlar köklere, parçalara ayrılarak daha sonra ekilecek bölgeye nakledilmiş. Hı hı. Bunun denemeleri yapılmaya başlanmış ama tabii bunlar ilk yapılan saç ekimleri biraz kaba, daha hani estetikten uzak, delik deşik dahi doğal, diyebiliriz çok yani doğal evet durmayan evet ekimler olmuş. Daha sonra işte 2000'li yıllarda tek tek alma metodu dediğimiz, şimdi artık tamamen ona uyguluyoruz. Hı-hı. O metoda dönüldü. Tek tek alarak, arka ense bölgesindeki saçları tek tek toplayarak, onları özel sıvıların içinde dizerek, ayrıştırarak, yine tek tek açılan kanalların içine yerleştirerek fue dediğimiz yöntemi geliştirmişler. Peki saçlar teker teker alındığında insanın aklına geliyor, o bölgede yeniden saç oluşumu herhalde hızla gerçekleşiyor mu, yoksa bir daha o bölgede saç çıkmıyor evet, bu mu? Bana kökten çok soruluyor. Mi alınıyor yani? Evet, en çok sorulan sorulardan biri. Güzel. Ben ona şöyle bir yanıt veriyorum. Onlar artık önde yaşıyorlar. Yani ön bölgeye geçmiş oluyorlar. Orası diye. Orası boşalıyor ama evet, zaten yeterince saç olduğu için orada diyorsunuz. Gerek kalmıyor mu? Şimdi arka bölgede belki bir 75 bin saçımız var. Bunların ölçümleri yapılmış. Bunun %10 kadarını eksiltmiş oluyoruz biz en fazla bir seansta. O da tabii ki dışarıdan hissedilecek bir seyreklik oluşturmaz. %50'ye yakın bir seyreklikte dıştan onu anlayabilirsiniz. Baktığınızda buradan deriyi görüyorsanız %50 ve daha fazla bir kayıp var demektir. Peki kaç seans toplamda uygulanıyor? Eğer gerçekten hastanın, saç ekilecek kişinin arka bölgesi, bize donör bölgesi çok verimli ve iyi saç verecek durumdaysa 3 seansa kadar yapılabiliyor.
her seans alıyorsunuz %10'u kadar mı? %10 ve biraz daha giderek azalan oranlarda eksiltebiliyorsunuz. Tabii aldığınız cihazlar çok önemli. Yani zamanla bunlar da geliştirilmiş. Mesela kökleri alan makineler var. Motor, foya motorları var. Bunların iç çapları 0.7 milimetre. Silindir şeklinde bir şey düşünün, keskin bir uç düşünün. Onunla bir dolma kalemin ucu kadar ince olduğunu düşünün. Onunla alıyorsunuz veya el punchları dediğimiz elimizi kullanarak yani motor olmadan yine keskin cihazlar var, aletler var. Onlarla alınabiliyor. Onların da iç çapları çok dar. 0.6, 0.7, 0.8 milimetre gibi. Ve yuvarlak bir çalışma yaptığınız için, sirküler bir alanda çalıştığınız için o büzüşerek iyileştiği için, giderek de küçüldüğü için hiç iz kalmadan artık güzel, saç ekilebilmekte. Oradaki doku da zaten yeniliyor kendisini hızla. Evet, yeniliyor hızla. Ve saç alındı daha sonra hiç hissedilmiyor. Tabii eski yöntemde bir parça çıkarılıp oraya yine bir dikiş atılarak iyileştiği için bir iz kalıyordu. Hastalar saçlarını kısa kesemiyordu. Kısa keserek kullanamıyorlardı. Bu büyük bir problemdi aslında. Anladım. Hatta şimdi o eski yara izlerinin üzerine saç ekerek onları kapatıyoruz. O harika. Peki acılı bir yöntem mi yoksa uyuşturma mı oluyor? Nasıl yapıyorsunuz? Ona anestezi uygulanıyor değil mi? Acılı değil tabii. Tek tek alıyoruz ama öncesinde lokal olarak anestezi yapıyoruz. Hastamız uyanık. Bizimle konuşabiliyor. Arada bir yemek molası var. Yemek molasına katılıyor. Yemeğini yiyor. Televizyon izleyebiliyor. Müzik dinleyebiliyor. Ama bu arada biz tabii işleme devam ediyoruz. O hiç ağrı duymuyor. Eş zaman mı nakil uygulanıyor? Yani aldıktan sonra dokuyu eş zamanlı derken hemen ardından doku nakli uygulanıyor mu? Şu anda ekim öyle yapılıyor mu? Öyle bir uygulama şekli yok maalesef. Çünkü şöyle anlatayım. Alırken hastamız yüzü koyun yatıyor. Ve arka bölgede çalışma yapılırken öne ekim maalesef yapılamaz. Eş zamanlı derken yanlış söyledim aslında. Yani hemen dokunun alınmasının ardından ekim uygulanıyor mu diyecektim. Evet tabii. Çok seri bir şekilde. Ekipte evet. Zaten 4-5 kişi var. Sadece bir kişiyle yapılabilecek bir işlem değil. Bir yandan onlar özel serumların içinde diziliyor, ayrıştırılıyor. Hatta onunla ilgili bir resim de getirmiştim. Belki yayına girer. Tamam. Tekli, ikili, üçlü kökler ayrıştırılıyor. Onlar buzdolabında özel derecelerde saklanıyor. Bizim yaptığımız yöntem bu şekilde. Bir yandan hastanın kökleri alınmaya devam ediyor. Bir kişi alırken diğeri topluyor. Yani böyle hummalı bir çalışma var aslında. Gerçekten öyle. Ondan sonra o köklerin içine koyulacak kanal dediğimiz. Zaten çok önemli bir bölüm o. Saçın yönünü, şeklini belirleyen kanallar açılıyor ve kanallar açıldıktan sonra da içine kökler yine sırayla ve önceden planladığımız şekilde, önceden ne kadar kök nereye koyalım, teklileri nereye ne kadar ekmeliyiz. Buna nasıl karar veriyorsunuz? Saçın yapısına, doğasına göre mi? Yani nasıl belirleniyor bu? Şimdi buna şöyle karar veriliyor. Aslında bu saç ekiminin öncesinde hastayla yaptığımız görüşmelerde hastamızın açıklığı ne kadar? Arkasından alabileceğimiz saç miktarı ne kadar? Bunları ben hepsini görüşme sırasında inceliyorum. Hastayla paylaşıyorum. Yine tekli, ikili, üçlü kökleri çok yoğunluğu ne kadar? Yani gür bir saç mı, kalın telli mi? Bunların hepsi önemli tabii. Daha sonra açıklığa göre bir plan yapılıyor. O planı hastanın fotoğrafları çekiliyor tabii. Ben arkada görüyorum. Siz sanıyorum ekrandan. Burada kanallar tepe bölgesine açılmış kanallar ve nasıl bunların yönleri çok önemlidir. Nasıl açılıyor? Kanallar değişik kliniklerde değişik aletler kullanılarak açılıyor. Fakat özellikle kökün büyüklüğüne göre ölçülerek kesilmiş özel silit dediğimiz ince materyaller var, keskin. Onlarla tek tek açılıyor. Tek tek açılıyor ve burada gördüğünüz yönler o şekilde. Mesela tepede bir kuş döngüsü denilen orijinalinde insan saçının bir döngü var. Onun yapılmış hali. Bir fotoğraf hali. Getiriyor mu mesela hasta öncesine ait, tabii. Orijinal haline ait? Getiren hastalarımız çoğunlukta. Getiremeyenlerin de biz orijinal saça göre yapıyoruz. Yani bildiğimiz şekilde yapıyoruz. Ama değişik istekler de olmuyor değil. Ne gibi mesela? Mesela geçen gün çok orijinal bir şey oldu.
annesinin saçının tam ortasında bir üçgen, hiç kimsede olmayan bir çıkıntı olduğunu hastamız ve onun aynısını istediğini Allah söylüyor. Allah. Biz de yapacağız. Evet. Çok şükür. O şekilde onun resmini getirdim. Hayır, Brad Pitt'inkini getirmiyor yani annesini. Yok, annesinde varmış. Çok beğeniyor demek ki annesindeki hali. Ona gerçekten onu istiyor yani o şekilde bir saç yapacağız. Evet, fotoğraflar enteresan gerçekten. Burada ne Burada görüyoruz? Burada kökleri görüyoruz. Demin anlatmak istediğim köklerin özel sıvıların içinde gazlı bezin üzerinde ayrıştırılmış tekli ikili şeklinde dizilmiş sayılarak alınıyor. Sayılarak diziliyor, sayılarak ekiliyor. Şimdi bunları da tabii biz ayrıştırıyoruz. Birlik bir saç çıkan kök var, iki, üç tel çıkan kökler var. Dört de var hatta. Tabii ön çizgi çalışması çok hassas bir çalışma. Çok sık olması lazım. Ve orada doğuştan olan köklerimiz tekli. Bunu biliyoruz. İşte o planı ona göre yapıyoruz. Diyoruz ki biz hastamızın ön tarafına 600 tane tekli kök ekelim. Onları bir kenara bir ayıralım. Sonra işte ikilileri şuraya koyalım, dörtlüleri şöyle yapalım şeklinde bir stratejimiz var tabii. Aslında evet, şimdi anlıyorum çünkü bazen diyorlar ki ya şuradaki saçlar çok kalın telli, burada da böyle fırça gibi çıktı. Evet. Ne yapacağız biz bunları diye, öyle olmaması için bunlar buna özen gösteriyorsunuz. O kötü görüntüler ve eskiden olan veya belki hala da olan yanlış uygulamalar, o sırf işte bunların yapılmaması. Ama zaman içinde herhalde biraz da bu işler öğrenildi, öyle değil mi? Yani biraz hem zaman içinde deneyerek hem de iyi eğitim alınması da gerekir. Yani bunun eğitimini veren, bunun dönem dönem eğitimleri, kursları yurt dışında, yurt içinde oluyor. Bunlara önem vermek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi görüyorum yine görüntülerde. Evet, burada ektiğim bir saç. Ekilmiş hastamızın artık, öyle mi? Bakımını yapıyorum. Özel bir bakım var. Bu bir ekildikten sonra hani denir ya, yaşam suyu veriyor musunuz? Yani ne uyguluyorsunuz? İlaç evet, aynen bitkilerde olduğu gibi. Vitamin, mineral, besinler, sıvılar çok önemli. Bu az önceki hastamızın hali mi yoksa bu başka bir hastamız bu? Bu başka bir görüntü. Peki ne kadar zamanda verim alıyoruz? Ne kadar zamanda çıkıyor, filizleniyor saçlar? Evet, şimdi önce orada gördüğümüz gibi önce bir kabuklanma var. Hastanın saçı ekilmiş, o ikinci günüydü. Kabuklar oluşuyor saç ekilen bölgede. O kabuklar 12. gün dolduğunda bir bakım yapıyorum. Ben hastaları çağırıyorum, özellikle bir bakım uyguluyorum klinikte. O bakımla o kabukları ben oradan alıyorum, kaldırıyorum hassas bir şekilde. O gün artık saçları var olacak şekilde o ekilmiş aynaya baktıklarında görüyorlar. Artık saçlılar. O çok güzel bir an. İlk aynaya baktıklarında çok gülerek herkes bakıyor. Onu ben çok seviyorum. Daha sonra maalesef o saçların bir kısmı dökülüyor. Kırılarak dökülüyor. Kökler içeride duruyor. Daha sonra o köklerden... O zaman ilk çıkan, ilk ektiğimiz ilk hasat o... bir verimsiz oluyor önce, öyle mi? Ondan sonraki dıştan herhalde. Dıştan görünen o yanıltıcı bir görüntü var, o gidiyor. Ama bir kısmı kalıyor yine de. Hepsi değil artık, eskisi gibi değil. Bir kısmı kalıyor. Ayda yaklaşık 0,3-0,5 milimetre uzayabiliyor bir saç. Sağlıklı bir saç. Daha bu süreci hızlandırmak bir takım tedavilerle mümkün. Onlardan da bahsedeceğim lütfen. Ama evet. Genel olarak kökten, yani derinin altında olduğu için saç kökü 4-6 ayda biz onu dışarıdan kısa olarak göreceğimiz şekilde uzamış oluyor. Peki ondan söz edelim. Nasıl hızlandırabiliyoruz bu süreci? Evet, şöyle bir takım tedaviler var. Mezoterapi duymuşsunuzdur belki. Vücudun her bölgesine hemen hemen uygulanabilen bir tedavi. Saçlı deri mezoterapisi uygulayarak o bölgeye gerekli vitamini, minerali, dolaşım düzenleyicileri, saç çıkarıcı ilaçların bir karışımını, bir formül bu tabii ki, hazırlıyorum. Enjeksiyon yöntemiyle, küçük noktasal enjeksiyonlarla, estetikte kullanılan çok ince bir iğne ile tek tek damla damla enjekte ederek oraya gerekli o sözünü ettiğiniz vitamini, minerali vermek gerekiyor. Bir de tabii son yıllarda en çok konuşulan büyüme faktörlü mezoterapi, yani PRP dediğimiz, onu da uygulayarak yine o bölgenin
iyileşmesini, kanlanmasını, oradaki yumuşak dokunun kendini onarmasını hızlandıran bir tedavi var. Şimdi siz bunu anlattıkça inanın gerçekten ben hani biraz da doğayla da ilgiliyim. Bahçemiz var işte ekiyoruz, evet. Biçiyoruz. Vay tuttu mu bu sene tuttu ya önümüzdeki sene inşallah daha değil güçlü mi? Çıkacak evet. Falan. Çok benziyor. Çok benziyor. Evet. Aynı mantık zaten kesinlikle. Aslında. Aslında saçın şekli de benziyor. Soğan gibi kökü. Değil mi? Doğru. Doğru. O içindeki doku. Hücre ya da sonra dökülme, kayıp olma, tutmama durumu olabiliyor mu? Şimdi önce hastayla tabii bir görüşme yapılıyor diye bahsetmiştim. Hı hı. O görüşme sırasında şunlar konuşuluyor. Hastalıkları var mı? İlaç kullanıyor mu? Saçı niye dökülmüş? Aslında onu merak yani şimdi bu genetik bir durumsa ve reddetmişse bu bölgede dokuyu bundan sonra da reddetmeyeceği anlamına gelmez gibi bir mantık geliyor. Öyle sana değil aklına. Ama. Öyle değil mi? Güzel. Evet. Şimdi o şöyle bir kurala bağlanmış. Donör bölgenin yani verici bölgenin dominantlığı denen bir kural var. Hmm, aldığınız güzel. Yer artık dominant oluyor ve o dökülmüyor. Biz neredeyse DNA'sını değiştiriyoruz evet. Yani oradaki bölgenin evet, yapısını değiştirmiş oluyoruz. Kendi oradan özelliğini kurtarıyor. Orada devam ettiriyor. O nedenle içimiz çok rahat. Hani yıllardır saçların dökülmediğini zaten görüyoruz, yapıyoruz bu işlemi. İlk başta yapılan görüşmelerde dediğim gibi hastanın dökülmesi olağan kellik dediğimiz yani erkek tipi hormonal saç dökülmesi ise tutmama riskimiz yok. Evet. Evet. Çok olağanüstü bir şey hastamız yapmaz ise o zaman gibi? Tutuyor. Nelerle yani. Karşılaşıyorsunuz? Yani çarpabilir başını, spor yapma demişizdir, yapabilir. Hı-hı. Yüzme demişizdir, belki havuza girer gibi. Yani bunları da yapmıyorlar zaten kimse. Bu, elini bile dokunmuyor tedavi aslında. Sürecinden söz ediyoruz. İlk bir ay biraz böyle bir kurallarımız var. Hı-hı. Ama yani çok ekstrem bir şey olmadıkça dediğim gibi tutuyor saçlar. Peki tamamen tuttu, bir yıl oldu artık. 6 ay sonra zaten görmeye başlamıştık değil mi? O filizlenmeleri kısa şekliyle. Kısa evet. Sonrasında bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor mu? Yok. Çok önemli bir normal saçımıza nasıl bakıyorsak. Artık tuttu yani. Evet kurallarımız böyle. İlk birinci aydan sonra ikinci gün işe gidilebiliyor mesela. Şapka takarak o hastamız seyahate çıktı. Mesela orada ben uygulama yaptıktan sonra gitti. Memleketine gitti. İkinci gün seyahate ya da işe gidilebiliyor. 12. gün dediğim gibi kabuklardan tamamen kurtulmuş oluyor. Yani şapka takmayabiliyor. Evet. Bir ay hamama, saunaya, işte havuza gibi çok emin olmadığımız yerlere girmeyin diyoruz. Anladım. Yani sonuçta bir açık yara mantığı evet, da var orada. Mikrop kapmaması ya gerekiyor. Orada riski bertaraf etmek için. Hani doğru. Emin değiliz. Hastamız nereye gidecek? Nerede, nasıl yaşıyor? Doğru. Berberi doğru. Nasıl? Aletler temiz mi? Onu bilmediğimiz için bazı kurallar var. Doğru. Peki erkek tipi diyoruz cümlelerimizin arasında bu tamlama geçiyor. Kadınlarda da uygulama aynı mıdır? Nedir farkları? Ha, evet kadınlarda daha farklı bir süreç var. Onlarda yine onunla ilgili bir resim vardı belki gösterilebilir. Tamam onu da hazırlarız. Kadın tipi saç dökülmesinde birinci, ikinci ve üçüncü evrelerimiz var. Birinci evrede yakalarsak mezoterapi, PRP dediğim tedavilerle o dökülmeyi onarabiliyoruz. Aslında geriye döndürebiliyoruz. Birinci evreyi tanımlayabilir miyiz? Yani ne zaman biz eyvah demeliyiz? Birinci evre kadınlarda genelde şöyle oluyor. Yani saçımızın şu ortadan ya da yandan ayırdığımız şu çizgimizin giderek böyle ortalarının şurasının boşalması gibi. Belki resim gelirse daha net olur. Giderek onun yana doğru açılması gibi. Bunu şey olarak gösteriyor kitaplar. Bir çam ağacını şuraya koyduğunuzu düşünün. Evet. Yani şöyle yana doğru giderek dökülme aşağıya doğru iniyor. Yani üçüncü evreye geldiğinde kurtarılması zor hale gelmiş oluyor. Şey diye uyaralım mı? Yani hani hamilelik dönemi ya da sonrasında bir ciddi dökülmeler olabilir. Veyahut kanser rahatsızlığı sebebiyle tedavi sürecinde dökülmeler olabilir. Bunları sanıyorum ayrıştırmak lazım. Ayrıştırıyoruz. Hepsi öyle kadınlarda çok farklı nedenlere bağlı. Neler olabilir mesela? Hangi konularda aslında çok da... Evet. Mesela şöyle izah edebilirim. Hormonal faktörler çok önemli. Yine tiroid guatr bezimizden salgılanan hormonlarımız guatr hastalığı dediğimiz ters söyledim. Hormonlarımız çok etkili. Az veya çok çalışması.
Kadınlarda çok sık rastladığımız bir neden. Yine kansızlık, demir eksikliği, kansızlıkları veya B vitamini eksikliğine bağlı hastalıklarda saç dökülmesi görebiliyoruz. Selenyum, çinko eksiklikleri gibi. Bunlar kalıcı dökülmeler. Bunlar da başlıyor. Başlıyor. Hasta tedavi olmazsa, bunları ölçtürüp fark etmezse saçım dökülüyor. Ama niye dökülüyor diyor mesela, bilmiyor. Bir gün bir yerde bir kan testinde çıkıyor ortaya. Bu belki bir saçla ilgili muayeneye gittiğinde bu testler istendiği zaman çıkıyor. Bakıyorlar ki hani bir şey eksik veya tiroidle ilgili sorun var veya yumurtalık kisti olan bayanlarda saç dökülmesi görüyoruz. Evet, burada gösteriyor bakın. Evet. Giderek yana doğru açılıyor ve tamamen açılıyor. Bu aşağıya doğru, yanlara ve arkaya doğru da devam ediyor ve üçüncü derece olduğunda yapacak bir şey pek kalmıyor. Öyle mi? Evet, erkeklerde böyle bir sorun pek yok. Dediğim gibi onların her zaman arkada bir saçı oluyor. Hastalıklara bağlı saç dökülmesi, ilaç kullanımına bağlı saç dökülmeleri, bazı ilaçlar saçı çok döküyor, onu biliyoruz. Bunları hep sorguluyorum. Ben işte soruyorum, testler istiyorum. Hastalar biraz uğraşıyorlar, yoruluyorlar ama sonuç güzel oluyor. Yani bu üçüncü derecede artık hiç yapacak bir şey yok mu diyoruz? Onlarda yine mezoterapi, PRP gibi yöntemlerle ama uzun sürede, çok uzun süreye yayarak mevcut saçı güçlendirmek, kalınlaştırmak mümkün olabilir. Ama saç ekimi mümkün olmaz yaş mesela. Yaş faktörü de önemli, öyle değil mi? Tabii. Yani belli bir yaştan sonra sanıyorum biraz daha zor. Belli bir yaş öncesinde yakalanmışsa biraz daha sanıyorum kurtarma imkanımız mutlaka var. Bunun tabii da etkisi var erken diye düşünüyorum. Yakalamak. Erken yakalamak. Dokunun sağlıklı olması. Genç hasta. Tabii ki daha çok iyileşiyor. İlk evrede yakaladık. Güzel yakaladık, tedaviyi de yaptık. Bırakmadık. Hatta çimlenmeye de başladı yeniden. Şimdi biz kadınlar tabii işte boyamaya meraklıyız. Ne bileyim işte föndü, taraktı, şuydu. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor mu? Tabii. Bunlar da önemli. Kuaförlük uygulamalarının saçı dökmesiyle ilgili özel bir tabii saç dökülme nedenleri arasında bunlar var. Bir bölüm var. Çok fazla kimyasal renk açıcı, perma malzemeleri gibi hani kimyasal içeren uygulamalardan uzak durmak gerekir. Saçın dış şaftını yıpratıcı, kırıcı, saçın dışını zedeleyici uygulamalar bunlar çünkü. Saçın sağlığını bozuyor. Normal şartlarda dahi zaten bozuyor ki evet, öyle bir durumda herhalde daha da hassas yine olmak çok gerekiyor. Yine fazla fön çekilmesi, böyle çekerek traksiyon dediğimiz çok fazla darbe uygulamak aşırı. Bunlar da tabii saçı zedeliyor ve dökülmelere yol açabiliyor. Yıllarca bunlar yapıldığı takdirde. Yine kullanılan ürünler, yanlış ürün uygulamaları gibi. Bunlar saçı dökebiliyor. Onları da tabii hastalara uyarıp söylüyorum ben. Ne yapacağız? Zaten soruyorlar. Hani kuaföre gideyim mi, boyatayım mı, ne yapmalıyım? O zaman anlatıyorum. Ama şeyden de uzak kalmasınlar. Tabii kadınlar bakımdan için bakım çok önemli. Hatta erkekler için de artık çok önemli. Doğru. Ben çok da bakımsız olmayın diyorum. Yapılabilecek ne varsa da yapsınlar. Onu öneriyorum. Organik yani olan malzemelerden faydalanabilir. Tabii. Öyle değil mi? Tabii. Peki, çok güzel bilgiler aldık. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim.